Karşımıza çıktı. İyi midir, kötü müdür bu işlerimiz? Yaşamını bilemeyiz. Belki iyidir, belki kötüdür ama elimizden geldiği kadar bir yerleri sorduk, araştırdık. İyi diyen de oldu, kötü diyen de oldu. Bunu ne yapabiliriz? Önümüze ne çıkar, ne gider? Bunu hep birlikte değerlendirelim. Önceki devlet süreçleri yalanlar. Yapacakları toplantıdan önce bir araya gelmek istedik. Ege bölgesinin en büyük toprak sahibi yabancı bir şirketsin. Burada ufacık iki dönem, üç dönem arazisi olan insanların hiçbir tane arazisi kalmaz. Bu tarım, marım, onlarda da ilgisi yok. Buraya da 7-8 tane yönet bedava yapılmadı. Evet, insanlara aydınlatın. F 9. maddesi gereğince bu kamulaştırmalar, bu toplulaştırmalar yapılıyor. Kanun içerisinde diyor ki, bu toplulaştırmalar yapıldıktan sonra kolluk kuvvetlerinin eşliğinde bu araziler işletmek için ilgili kişilere verilecek. Peki bu ilgili kişiler kimdir? Yani şimdi şu pazar yerinde 5000 dönüm arazi kamulaştırdı, toplulaştırdı. Şimdi diyecek ki derler, çık diyor zaten, benim kriterim var, 20 tane traktörün olacak, şu ekipman olacak, bu ekipman olacak. Açık takdirde sana vermiyor bunu. Kime verecek? Global şirketleri. Kim bu? İşte onların imzalısı, bağlantı, çekotları falan filan. Siz bunları çok iyi bilirsiniz. En 9. maddeyi okuduğunuz zaman insan bence bu bir ihanet. Yani siz bunları çok iyi bildiğiniz halde bu insanların birer kişiye dönüp doğal tohumdan elde ettikleri şeyleri yok etmek için hibrit tohumlara, genetik olur bir tohumlara geçip insanların iki tane doğal tohumlar için domatesine engel olup global şirketlerin ürettiği GDO'lu tohumlarla topluma besleyip kısırlaştırma falan filan 2030 hedeflerinde de hizmettir bu. Halk olarak ben burada şahsen konuştuğum herkes %99 buna karşı ve buradaki arkadaşlarına özellikle söylüyorum 6200 sayılı kanalın ek 9. maddesini internetten okuyor. Bakın kimseye bildikler sayılı sipariş söyledi. İşte %200'lerin birilerine göre hayır böyle bir şey yok. Bu arasında global şirketlere verilecek. Şeye de verilecek, altı selamiye de verilecek. Ve buradaki iki yavrucu da bu ülkede bu pazar yerine aralık altı devresiliyor. Lütfen bu millete tavsiye etmeyin. Toplum olarak bu insanlar karşı çıkar şeylerine geçilebilir. Çünkü kanun diyor ki, DSİ'yi bir tane şey oluşturmuş, komisyon. Bu komisyona kararını alacak, askıya çıkacak bir ay sonra insanların itiraz etti. Hakkı var fakat komisyon itirazı reddedebiliyor. İnsanların bir şeysi yok ki. Mahkeme kararı bile geçebilir. Çünkü bu hiçbir kanun. Kanun demek yoksa Alaaddin Çakır'ın da kanunu var. Kanunun bir hukuki altyapısı olacak. Bu kanunun hukuki altyapısı yok. Bu kanun belli kesimlere hizmet eden bir kanun. İnsanları buradan da uyarıyorum. Lütfen buna karşı çıkın. Bu kesinlikle insanlığı ve bizim kadar elinin hayrına olan bir şeydir. Teşekkür ederim. Aras köyündeyim. Gülüyorduk köye. Şimdi kendimle orada oturuyorum. İkamet ediyorum. Kendimle ayrıca bir tarla aldım. Şimdi herkes pazar yerli. Her köy dahil değil maalesef. Bu komisyon bunu oluştururken veya barajları yaparken halktan teklif almadı, sormadı, danışmadı. Baraj oraya koydu, köyümüz taşındı, bilmem ne oldu. Şimdi 6200 sayılı o 9. ek maddeyi ben çok güzel okudum. Şöyle askı süresi var. Diyelim ki biz bunda hiçbir şeyde başarılı olamadık. Ve bunu istemiyoruz. İstemiyoruz. Hiçbir köylü istemiyor. Neden? Şimdi mirasçı, 5 tane mirasçı var. 5 çocuk. Herkes istiyor ki bu yer benim. E bunun gücü yok. O tarım yapıyor. E bu tarım yapıyor diye buna verilsin isteniyor. E zaten bunlar birbiriyle anlaşamıyor. Ortaklığın giderilmesi davasına Sulh Hukuk Mahkemesi yığıldı, davalar dolu. Orada bile insanlar anlaşamıyor. Ha dediği gibi, abimizin dediği gibi gelecek bir şirket buraya konacak. Neden pazar yerine sürekli insanlar böyle yani değerli yer, alıyor bir çebeşe alıyor. Öyle bir şey vatandaşın elinden arazi alınmak, ben müdahale etmek istedim ama. Ben şunu söylemek istiyorum. Kanuni yok. Çünkü ben Adliye İşleri Müdürü olarak emekli oldum. Sadece bunun bir askı süresi var. Baktık ki bir türlü baş edemiyoruz. Askı süresi normalde 15 gün ama komisyon bir aya getirebilir. Bir aydır askı süresi olduktan sonra bizim 15 gün içinde itiraz süremiz var. Toplu dilekçe, hani bir dilekçe yazdık altına 50 kişinin imzası köyden. O bir suçtur, onu yapamayız. Ama Ayşen yaparız, Ali yaparız, Mehmet yaparız, Veli yaparız.
hepsini yaparız. Tek tek dilekçe komisyona sunacağız. Komisyonun yani inisiyatifine kalmamamız lazım. Çünkü herkes aşağı yukarı bakıyor, kasketli amcalar, herkes ekiyor, biçiyor. Yani herkes buradan 3-5, yani işten artmamış, dişten artmış. Bizler, ben bile, şehirli bir insan olarak ben bile gerçekten o bahçemden difrizlerimi dolduruyorum. Yazık değil mi? Şimdi ben 50 dönüme, 50 veya 100 dönüm diyor. 50 dönüme ben yerimi tamamlamak için yanımı bir şeylerimi elden çıkartacağım. Ahmet Aga bana yerimi sat, tamam 3 mü, sana 5 verin, benim olsun. Herkes bunu yapacak. Yazık değil mi? Çünkü 50 dönüm çok büyük. Bakın İnönü bunu yaptı. Toplulaştınız. Siz biliyorsunuz İnönü yaptı. Biliyorum. İnönü manaldır. Biz diyoruz Çerkez var, Laz var, Kürt var. Ya sınırlarımız Kürt'le Yörük anlaşabilir mi? Örnek veriyorum. Ya da Çerkez verir mi? Kan dökülür ya. Ben biliyorum. İnsanımı biliyorum çünkü. Burada yaşayan bir insan olarak. Hani sizler de gerçekten hani bu konuda yardımcı olun. Köylü insanları da bilinçlendirin. Köylerde ayrı ayrı da konuşulanlar. Yani dilekçe yazılacaksa ben de yardımcı olabilirim. Şimdi emin ol. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer yanlış bir şey varsa hepinizin dilekçesi ben kendim yazarım. Tabii ki. Şimdi bu konuda ben şimdi taraf değilim. Şunu söyleyeyim. Bak taraf olarak görmeyin bizleri. Biz burada birbirimize işare ediyoruz. Biz burada taraf olarak gelmeyiz. Yani vatandaşlarımızı dinleyelim. Sorunlar varsa devlet kanalında çözebileceğimiz noktalar varsa iletiriz. Bakan Bey'le de görüşürüz. Yukarı da taşırız. Bak şeyleri iletiriz. Dolayısıyla şunu yapalım. Şunu kesin de yapalım. Doğruyu öğrenelim. Biz de öğrenelim, siz de. Çünkü uygulamalar var. Uygulamalar nasıl yapılıyor? Gelecekler, yarın anlatacaklar. Siz ilçe müdürsünüz. İl müdürüyüm. İl müdürsünüz. Peki. Siz buranın coğrafya yapısını biliyorsunuz. Çok iyi biliyorum. Ben 6 yıl burada görev yapıyorum. Şimdi İnönü'yle dümdüz olayla burayı kıyaslayabilir misiniz? Kuranvar köyünden Saadettin Bayram. Devletimizin milletin aleyhine bir iş yapmayacağını söyledi tarım müdürümüz. Tamam, buna eyvallah. Zaten her zaman devletimizin arkasında oldum. Ama bu işi ben Fıranlar Köyü adına konuşuyorum, kendi adıma konuşuyorum, muhtar adına da konuşuyorum. Benim köyümde hayvancılık yapanlar var, bahçecilik yapanlar var, benim de bahçem var. Ama benim köyümde şöyle bir handikap var. Akgül Seramik Fabrikası, fabrikanın dışında 150'ye yakın tarla aldı. Şimdi Fıranlar Köyü'nde toplulaştırma yapıldığı zaman benim garip köylümün hali ne olacak? En büyük parseller Akgül Seramik'in olacak. Yani sermayenin olacak. Dolayısıyla ben buna şiddetle karşıyım. Pazarlığımız güzide bir ilçe, bizim DNA'mızla oynuyorlar. Cumhurbaşkanımız kadar hep durdu, bilen bilir. Oy da verdim, destek de verdim. Teşkilatlarda da çalıştım. Ama bu konuda geri adım atılmazsa benim için savaş başlamıştır. Ben yarın toplantıya geliyorum. Artık için toplulaştırma yapılmasına şiddetle karşıyım. Ve toplantıyı da protesto ederek salonu terk ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.